Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Koronapod'la karşınızdayım. Koronavirüsü konuşmaya devam ediyoruz. Biraz siyasete bakan yönünü konuşacağız, irdeleyeceğiz bugün de. Sağlık bölümü zaten sık sık takip ediyorsunuzdur. Can kayıplarıyla, aşı ve ilaç tedavileri araştırmalarıyla gündemimize bol bol düşüyor. Biraz da siyasete bakan yönünü konuşalım. Virüsten sonra nasıl bir dünya oluşacak ya da şu an bile bunun emareleri oluşmaya başladı mı? Başka bir dünya bizi mi bekliyor? Daha iyi bir dünya mı? Daha kötü bir atmosfer mi? Fakirlerin daha fakir, zenginlerin zengin olduğu distopik, karamsar, kötümser bir dünya mı? Yoksa düzenlerin, kurulu düzenlerin yıkıldığı, belki de dünyayı yönetenlerin tahtlarının sallandığı, kaybetmeseler bile büyük bir yara aldığı bir dünya tahayyülü mü var önümüzde? Bunu bir konuğum var. Birlikte konuşacağız. Berlin Bölgeler Arası Çalışmalar Forumu'nda araştırmacı Yektan Türk Yılmaz. Yektan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Yektan Hanım, merhabalar. Yektan Bey, aslında çok somut verilere dayanarak yapacağımız bir podcast değil bu. Konu birazcık daha popülist bir konu. Bunu kabul edeyim baştan. Ancak şöyle bir şey var. Hem siyaset bilimciler hem de meselenin diğer boyutundaki sağlık alanındaki uzmanları bile farklı öngörülerde bulunuyorlar. Benim az önce saydığım çerçevede ya da ondan daha farklı öngörülerde. Siz mevcut tabloda, mevcut durumda nasıl bir projeksiyon yapıyorsunuz? Nasıl bir dünya öngörüyorsunuz şimdi ve sonrasında? Yani evet, bu dünya ölçeğinde koronavirüs, COVID-19 sonrası nasıl bir dünya olacak? Küresel boyutta sanırım sorunuz bu. Bu soruya istiyorsanız geçmeden önce benim beni aslında çok şaşırtmayan ama nasıl bir dünyada yaşadığımıza ilişkin aslında ipuçları veren başka bir yerden başlamak istiyorum. Yani ilk gününden itibaren, yani ilk gününden değil derken en erken artık bu pandeminin dünya gündemine oturduğu, artık Çin'in veyahut da İtalya'nın ayrı ayrı sorunları olmayıp bunun bir küresel sorun olduğu anlaşılmaz çok kocaman öngörüler, çok kocaman tarihler bir anda yayıldı. Yani bunun aslında kendisi de bir done. Maalesef sanırım entelektüel dünyada da bir fast foodlaşma dönemi yaşıyoruz. Yani hani entelektüel dünya da hatta eleştirel entelektüel dünya, küresel kapitalizmin eleştirisini yapan kesimler dahi bence maalesef en azından metodolojik olarak aynı yerde gibi. Ben ilk başta hani bu kendi başına ilginç bir done. Hemen çok büyük tarihsel analizlere girişmek. Çünkü daha henüz elimizdeki vaziyeti, önümüzdeki tablonun ne olduğuna ilişkin çok önemli, yeterli done bence henüz yok. Daha çok erken konuşmak için. En azından yani o gün, yani ilk pandeminin ilk ilan ettiği dönemlerde çok çok daha erkendi. Şimdi biraz daha sanırım nüanslı analizler çıkıyor. Çünkü en erken dönemde çıkan analizler şunu diyordu ki biz artık bambaşka bir dünyada yaşayacağız. Şimdi artık daha diyelim ki sofistike, daha nüanslı analizler ortaya çıkıyor. Bir defa ilk başta şunu anladık ki bütün dünya muhtemelen bir yandan aynı istikamete gidiyor, bir yandan bu aynı istikameti de farklılaşarak gidiyor. Yani herkes sıraya girmiş veyahut da tabiri caizse bir koyun sürüsü gibi gitmiyor. Bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu işte mesela en basitinden, birazdan geri döneriz belki, Çin, Almanya, Macaristan karşılaştırın. Veyahut da Çin, Almanya, Macaristan, Belarus, Brezilya, Amerika. Ya bunları karşılaştırdığımız zaman görüyoruz ki yani aslında bir her ülkede de farklı bir tablo var. Ama tabii genel bir eğilim de var. Buralara geçmeden önce. Şimdi bir başka önemli, aslında bu pandemiyle ilgili bir başka önemli noktaysa gördüğü ilgi bence. Tabii bu ilgi temelsiz demeyeceğim.
Yani kesinlikle bir defa şunu bilmiyoruz. Eğer bu tedbirler alınmasaydı nereye gidecektik? Bunu belki de Allah'tan bilmiyoruz. Yani çok kötü olabilirdi tabii sonucu. Ama her şeye rağmen şunu biliyoruz ki bu yakın tarihte veyahut da en azından son 100-200 yılda yaşadığımız pandemilere veyahut da büyük kamu sağlığı felaketlerine verilen tepkinin çok ötesinde bir tepkiydi. Yani rakamlara baktığımız zaman en büyüğü bu gözükmüyor halen. Tabii sonucunu bilmediğimiz için şu anda bir şey söylemek çok erken ama domuz gribinin rakamlarının bile gerisindeyiz. Bir HIV virüsü yaşandı, onun çok çok gerisindeyiz. Zaten Spanish flu yani İspanyol gribi falan onların çok çok daha gerisindeyiz. Büyük Peki, o zaman şunu sorayım. Neden böylesine büyük bir panik yapıldı? Yani acaba yine iletişimin bu kadar yaygın olması, Çin'deki bir olayın internet teknolojisiyle önümüze çok hızlı ve çabuk bir şekilde düşmesi, yine hava yolu trafiğiyle birlikte bulaşma durumunun yaygınlaşması mı bunda rol oynadı? Yoksa modern insanın korkuları bu anlamda geçmişle kıyaslandığında elindekileri kaybetme bağlamında çok daha derin ve çok daha köklü mü, ne dersiniz? Hepsi ve biraz daha fazlası diye dedim. Birincisi tabii ki geldiğimiz nokta itibariyle bu gibi böyle bir virüse ilişkin alınacak tedbirler bir yandan çok daha gelişkin tabii ki. Moleküler biyolojinin geldiği nokta kıyaslanamaz. Öte yandan insanların en azından belli kesimden insanların, bir defa her insan aynı şekilde mobil değil, küresel düzeyde çok mobil, belli kesimden insanların çok mobil oldukları bir dünya, kıyasla tarihle kıyaslanamaz derecede mobil oldukları bir dünya. Bunların hepsi doğru. Ayrıca şu da çok doğru tabii ki. İnsan hayatının veyahut da insan bedeninin bambaşka manalar yaşadığı bir son 30-40 yılda yaşadık. Her şeyin üstüne konulduğu, her şeyden daha kıymetli ilan edildiği bir dönemde yaşadık. Bunun kötü olduğunu söylemiyorum. Sadece durum tespiti olarak söylüyorum. Ama bununla beraber gelen birçok da sorun var. Ona birazdan varırız. Ama bunların ötesinde bir de çok önemli bir nokta daha var. Eğer Gülten Hanım son 30 yılı düşünürsek, son hatta 40 yılı düşünürsek, ama özellikle Soğuk Savaş'ın arkasını dönemi düşünürsek, biz dünya zaten kıyamet beklemekle geçti bu dönemler. Yani hep dünyanın kötüye gittiğini biz düşünür hale geldik. Dünyada işte çok önemli bir sorun her geçen gün daha büyüyerek önümüze karşımıza çıkan bir sorun küresel iklim krizi zaten. Yani bununla beraber şunu söylemek mümkün. Soğuk Savaş sonrasında hemen işte tarihin sonu ilan edildi. Kimi işte Fukuyama en başta olmak üzere ve bu çok da rağbet gördü bu kehanet veyahut da öngörü. Ama tabii bunun tarihin sonu olmadığını gördük. Çünkü bu tarihin sonu aslında iyimserlik ifade eden bir şeydi. Belki de en son iyimser ütopyayı Fukuyama yapmıştı diyebiliriz. Yani aslında bunu söylemek de çok abartılı olmayacaktır. Çünkü ardından gelen her eğer düşün dünyasına bakarsanız, devlet siyasetlerine bakarsanız artık yani bizim diyelim ki Rönesans daha sonrası hep iyi bir dünya beklemek üzerine, hep geleceğin daha iyi bir yer, gelecekte dünyanın daha güzel bir yer olacağı, insanların daha iyi hayatlar yaşayacağına ilişkin kurulan diyelim ki öngörüler, düşünce sistemleri gitti. Bunların yerine kıyamet beklentili, kötümserlikle dolu ideolojiler, fikirler, siyaset geldi. Bu da kendine göre bir rasyonalite yarattı. Onu da belki başka bir zaman konuşuruz. Ama tam bunların ortasına, yani COVID-19 pandemisi boşlukta bizi karşılamadı. Zaten böyle bir durum varken, böyle bir geleceğe ilişkin kıyamet beklentisi varken karşımıza çıktı ve dolayısıyla Anglofonların dedikleri gibi bir reality check, yani hakikatle yüzleşme anına dönüştü. Bence bir bu kadar çok bu kadar büyük tepki veyahut da büyük bir
önlemle küresel düzeyde karşılaşması biraz da bu beklentiyle de ilgili. Zaten biz kıyamet bekliyoruz ve hatta muhtemelen o kıyametlerin içerisinden geçiyoruz. Yani artık dünyanın, yeryüzünün bilmem ne kadar uzun, daha ne kadar bir süreyle insanlık için yaşanılır bir yer olduğu, yaşanılır bir yer olarak kalacağı bile tartışmaya açık bir dünyada biz bununla karşı karşıya geldik. Hı hı. Şimdi bu genel felsefi veyahut da diyelim ki düşünce, yani zeitgeist diyelim veyahut da dönemin ruhunu anlatan önemli bir şey. Ama tabii bir diğer siyaset boyutunda da bakarsak, zaten sizle podcastlerimizde Türkiye ölçeğinde de konuştuğumuz gibi bir yandan da otoriterleşmenin, dışlayıcı, mesela 90'larda globalizm kutlanırken artık bugün tekrardan çok daha dışlayıcı, ulus devlet veyahut da belki de başka biçimlerde ulus devlet kurguları veyahut da savunları öne çıktı. Hatta en olmayacak yerlerde bile bunun bir en iyi örneği muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dolayısıyla yine boşlukta karşılaşmadık biz COVID-19'da. Dünya zaten belli bir otoriterleşmeye giderken karşılaştık. Bir de diğer tabii ki öte yandan bir de teknolojik boyutu var. Onu da birazdan konuşuruz isterim. Peki şöyle bir yaklaşım da var. İnsanoğlu o kadar kötü ki dünyanın sonunu kendi elleriyle getirdi. Doğaya ihanet etti, çevreye ihanet etti. Her şeyi katlettik. Hayvanların neslini tükettik. Yeşili, doğayı, nehirleri yok ettik. Ve tabii ki bunun sonucunda böylesi bir felaketle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdı yaklaşımı var. Peki siz bu yaklaşımı nasıl karşılıyorsunuz, ele alıyorsunuz? Vallahi şimdi tabii ki şu çok doğru. Yani son diyelim ki 200 yılda insanlık bir yandan, yani aslında bu iki tane uç sonucu olan bir şey. Bir yandan biz 30 yıl, 35 yıl hayat beklentisi olan bir medeniyetten, bir insan popülasyonundan bugün artık 70 yaşı aşan hayat beklentilerine ulaşan bir insan nüfusuna dönüştük. Tabii tarihte görülmedik teknolojiler, olanaklar önümüze açıldı. Ama beraberinde tabii bunun çok büyük bir maliyeti oldu. Bu maliyeti de maalesef doğa dedi ve muhtemelen de bunun tamiri ve tedavisi sanılandan çok daha zor olan bir zarar verdi insanlık bu medeniyetinin yeni haliyle, teknoloji devrimi sonrasındaki haliyle, özellikle 1850'den sonraki haliyle ve bu da bu zarar verme, yani kendi bindiği dalı kesme hali ise son 30-40 yılda tabii ki çok daha hızlı bir şekilde arttı. En azından projeksiyonlar veyahut da bulgular bunu gösteriyor. Bence burada bu doğru olmakla, yani bu dediğim gibi ikili bir yandan. Yani bir yandan insanlar daha iyi hayatlar yaşıyor ama bir yandan da bu hayatın sürdürülebilirliği her geçen gün daha büyük soru işaretleriyle karşı karşıya. Ve bunun değişmesinin ne kadar yani pek kolay olmayacağı da çok açık. Yani birçok iklim bilimci, yani yüz binlerce yılla ancak karbon seviyesinin en azından diyelim ki 19. yüzyılın sonundaki hale gelebileceğini söylüyorlar. Yani biraz da sanki dönülmez akşamın ufkundayız gibi. Yani insanlık, medeniyet olarak bu durumdayız. Ve bununla beraber bence en önemli bir gelişme yeni bir rasyonalitenin ortaya çıkması. Bu da çılgınlık rasyonalitesi. Yani diyelim ki siz şunu biliyorsunuz, elinizde çok az kaynak kalmış ve bu kaynaklara, kalan kaynaklara yönelik de sürekli talep artıyor. Bu durumda rasyonel olan nedir sizce? İki tür yol izleyebilirsiniz. Birinci yol şu, madem az kaynak kaldı, o kaynakları idareli kullanırız ki belki insanlık bir noktada yaşadığı sorunlara yine işte dünyayı berbat etmekte kullandığı zekasını veyahut da bilgisini kullanarak belki bir tamir etme yolunu, bir giderme yolunu bulacaktır. Dolayısıyla
Biz bunu daha ihtiyatlı, daha idareli kullanırız. Bu bir rasyonelite hali. Diğer bir rasyonelite ise zaten bu işin sonu mutlak. Dolayısıyla var olan kaynaklara niçin ben daha diğerlerinden daha önce daha fazla ulaşmıyorum? Yani mesela diyelim ki kutup bölgesindeki karbon enerjisi kaynakları konusunda, yani zaten karbon enerjisi çok büyük bir sebebiyken, karbon bazlı enerjinin kullanılması zaten çok büyük bir iklim krizinin sebebiyken, bakıyorsunuz onu bir anda çıkartmak için Rusya da dahil olmak üzere ABD diğerleri savaşa girişiyor. Yani hani ve bu aslında bunu örneğini için veriyorum. Buradan çıkan şey de bir çılgınlık rasyonelitesi. Yani bu otoriter rejimlerin ortaya çıkışını biraz bu rasyonelite içerisinde de düşünmek lazım. Yani kıyameti düşünen dünyanın çıkardığı, popülerleştirdiği, bu endişe çağının ortaya çıkardığı liderler, popüler liderler maalesef bu çılgınlık rasyonelitesini, felaketçi rasyoneliteyinin bayraktarlığını yapan liderler, isimler. Peki siyasi boyutuna birazcık baktığımızda meselenin, otoriter rejimlerin bu açgözlülüğünden bahsettiniz. Bu virüs de belki virüsten sonra da kaldığı yerden devam edecektir ama bu virüsle birlikte otoriter rejimlerin gücü ne yönde etkilenecek? Nasıl bir durum bekliyorsunuz virüs sonrası? Vallahi durum, beklentim parçalı bir beklenti olacak. Yani parçalı beklentim var. Yani bir çeşit değişim olacağını düşünmüyorum. Bir defa ilk başta genel belirleyici bir çerçeve olarak her yerde etkisini göstereceğini düşündüğüm bir şey var. O da şu: tarihin hiçbir çağında güç gruplarının, özellikle devletin elinde şu andaki kadar gözetleme ve kontrol, böyle bir kontrol ve gözetleme teknolojisi yok. Yani dolayısıyla topluluklar bir yandan en özgür bireyler olduğumuzu düşündüğümüz bir çağda yaşıyoruz. Öte yandan en katı gözetim ve denetim altında ve manipülasyon altında olduğumuz bir dönemde, yani çok bireysel olduğunu düşündüğümüz zevklerimizin, keyiflerimizin, özelliklerimizin, meziyetlerimizin bile aslında inanılmaz kudretle manipülasyona açık olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi koronanın yarattığı kaygı, endişe, bu teknolojilerin, yani teknolojinin geldiği bu gözetim ve kontrol teknolojilerinin artık daha büyük bir gönüllülükle uygulanmasında kabule yönelmesi toplulukların veyahut da bireylerin nezdinde bence bir önemli sorunu bu olacak. Yani biz teknolojinin devletler, korporasyon, yani özellikle devletler, daha sonra korporasyonlar ve diğer güç odakları tarafından daha rahatlıkla, daha az direnişle kullanılabileceğini ve dolayısıyla kullanımıyla teknolojinin geldiği nokta, gözetim ve kontrol teknolojilerinin geldiği mertebe arasındaki makasın daha daralacağını düşünüyorum. Yani bunu zaten ben düşünmüyorum. Bunu zaten her tarafta söyleniyor. Şimdi ama bu dünya çapında beklenilebilecek bir şey. Ama eğer ülkeler özgürlüğünde neler olduğunu düşünüyorsanız, neler olduğuna bakarsak. Mesela Çin'de, yine buradan demin konuştuğumuz konudan devam edersek. Çin çok büyük bir kontrol toplumuydu. Çok önemli bir denetim topluluğuydu. İşte insanların numaralarla, işte kartla, kredi kartlarındaki puanlarıyla sıralandığı, kategorize edildiği, ona göre her alanda ona göre muamele gördükleri, yani bir numarayla her şeyinizin idare edildiği bir rejimdi. Şimdi buna biyolojik kontrol ve gözetim ve kontrol ekleniyor. Yani diyelim ki vücut ısınız kontrol edilmeye başlanıyor. Diyelim ki bir filmi seyrederken kalbinizin nasıl attığını artık görünebileceği bir noktada teknoloji ve bu yapılıyor Çin'de. Yani Çin'de artık toplumsal, siyasal ve ekonomik kontrol biyolojik aşamaya geçiyor ve geçtiğini görüyorum. Geçenlerde bir aplikasyon gördüm. Tabii akıl uçuran bir aplikasyon. Size pizza getiren kişinin vücut ısısını görebiliyorsunuz. O anki vücut ısısını görebiliyorsunuz. Bu bir istikamet. Diğer bir istikamet. Bunlar illaki birbirini dışlayan şeyler de değil ayrıca bu bahsedeceklerim. Bir diğer istikamette mesela Orban'ın ağzı.
Bu da nedir mesela? Bu zaten en yaygın artık düşünülen şey sanırım. O da şu, otoriter rejimlerin monarşilere dönüşmesi. Yani işte şeyde görüyorsunuz, Macaristan'da görüyorsunuz, bir kanun çıkarttığında seçimler belirsiz bir tarihe kadar ertelendi. Arkasından gay homoseksüeller hakkında böyle akla ziyan şeyler çıktı vesaire. Ya yani bu ikinci bir yol. Üçüncü bir yolsa mesela Almanya bunun bir örneği. Belki İspanya, belki yine kimi Kuzey Avrupa ülkelerini buna örnek verebiliriz. Bu da 70'lerin hatta 60'ların sonu 70'lerin dadı devleti diyebileceğimiz Nanny State, yani refah devleti de deniyordu bir biçimine, geri dönüşü. Yani evet, krizler olacak, felaketler olacak. Biz devlet burada bir sosyal denge kuracak ve özellikle en, yani bu gibi felaket anlamında en kırılgan olacak kesimlere sahip çıkacak. Bu da üçüncü bir yol gibi gözüküyor. Tepkileri arttırmak çok, ama bu örnekleri vermemin sebebi şu: bir defa çok indirgemeci, çok basitçe olmamak lazım. Yani dünya bir yöne doğru hiç gitmiyor. Yani ilk başta şunu söyleyelim: küresel trendler, küresel eğilimler bir anda çok değişme eğiliminde olan süreçler değillerdir. Peki şunu sorayım o zaman, böldüm ama hani hep küreselleşmeden bahsediliyordu ya, ekonomik yönünden işte bir malın bir başka ülkede seyahati ya da insanların sınırlar arasındaki özgürce seyahatinden. Küreselleşmenin bu olumlu etkilerinden bahsedilirken bir virüsün, bir krizin bir anda bir dünyanın öbür ucundan başka ülkelere de aynı hızla yayılması da küreselleşmenin aslında bir başka boyutu, pek tercih edilen bir boyutu değil ama yine bir başka boyutu. Bu bağlamda hakikaten de bir yerde olan olaydan, krizden dünyanın bir başka yerinin tamamen muaf kalma ihtimali de herhalde tümüyle ortadan kalkıyor. Bu bir şekilde hem aynı çizgiye getiriyor ülkeleri, belli krizlerde buluşturuyor, ama sizin dediğiniz gibi hiçbir zamanda tek tip, tek kutuplu merkezli ya da tek ideoloji etrafında dönen bir dünya oluşma ihtimali de pek yok gibi. Evet Gülten Hanım, yalnız bir şeyi de hatırlamak lazım. Yani mesela Spanish Flu, yani İspanyol gribinin dünyada yayılmasına bakın, haritasına bakın. Hani belli yerler dışında, ne bileyim Rusya'nın çok önemli bir kısmı dışında, Avustralya dışında, sanırım Güney Amerika'nın belli kesimleri dışında. Ama aşağı yukarı aynı bir tablo görüyorsunuz. Hı hı. Veyahut da veba salgınlarına bakın. Yani evet, her yerde şu andaki gibi değil ama yine yakın bir tablo görüyorsunuz. Yani ilk başta şunu bir defa, hani kapitalist veyahut da diyelim ki modern çağlarımızın en büyük eğilimi her şey, her günün öncekilerden çok çok farklı olduğunu düşünmemizdir. Yani aslında belki de o kadar farklı değildir dünya. Yani belki de dünya zaten hep küreseldi. Ama tabii bu, biz küresel değilken küresel olmadık. Başka türlü bir küreselliğe geçtik muhtemelen. Son 1970'lerden bu yana. Bununla beraber de tabii söylediğiniz çok doğru. En azından hiçbir şey değilse, mesela böyle bir pandeminin kendisi değil ama yayılma hızının çok daha dehşetli olduğunu görüyoruz. Ve işte yine çılgınlık çağının rasyonalitesi. Yani eğer sorun globalse, buna global bir çözüm bulmak yerine, değil mi? Küresel bir çözüm bulmak yerine nasıl bir yol tercih ediliyor şu anda mesela birçok dünya lideri tarafından için? Sınırları kapatıp herkes kendi başının çaresine baksın ve aslında en azından son 20 yıldır kendisini gösteren ulusal sınırların tekrardan belirginleşmesi durumu sanırım biraz daha temel kazanmış, biraz daha hızlanmış oluyor. Yani aslında şu yorum da yapılıyordu: ulus devletler elimine olacak, ortadan kalkacak, sınırlar evet, açılacak. Evet. Yani artık herhalde artık daha korumacı, daha vatandaşlarına odaklı. Bu da şu anlama geliyor: belki
küresel ısınmayla birlikte tarım yapamayan, beslenmeyi isini sağlayamayan, yeterli gıdaya erişimi olmayan bölgelerden ya da savaş bölgelerinden göçler nedeniyle ayrılanlar çok daha kötü koşullarla karşı karşıya kalacak, yükselen bariyerlerle, duvarlarla karşılaşacak. Aslında insani krizler açısından da çok da güzel günlere gebe değiliz gibi görünüyor. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Yani bence COVID-19 ve yani korona pandemisi bizim ya geçmişte kalan bir olağanüstü hal değil. Biz zaten hani dedi o yüzden reality check, yani hakikatle yüzleşme anı ifadesini o yüzden kullandım. Yani biz zaten insanlık olarak bize eğer iklim bilimcilere bunun işte projeksiyonunu yapan istatistikçilere, matematikçilere güvenirsek zaten biz felaketler çağında yaşıyoruz. Yani dolayısıyla bu bir sadece bu anda yaşadığımızı hatırlatan bir an oldu ve muhtemelen adı virüs olmasa bile muhtemelen değil, zaten hani dediğim gibi bu donelerin, elimizdeki donelerin bize gösterdiği, zaten biz çok da parlak olmayan günlere doğru gidiyoruz insanlık olarak. Bir de tabii ben herhalde biraz işin kötümser tarafındayım. Bir de tabii yakın zamanda çıkmış çok tam tersine, yani bu benim bütün söylediklerim veya bütün konuştuklarımızı terse götürecek şeyler de var. Yani mesela öngörüler de var. Dünyada cennetin 20, yani bu önümüzdeki 20 yılda aslında dünyada insanlığın hiçbir dönemde olmadığı kadar, yani dünyanın cennete döneceği, yani işte bu iklim krizine de insanlığın bir şekilde bir çözüm bulacağı vesaire. Ben o kadar sıcak bakamıyorum ona. Yani o yüzden sanırım COVID-19 bize bizim için ilk geçici değil, başka biçimleriyle de olsa felaketçi veyahut da kıyamet günlerini bekleyen halimizin bir hatırlatması olarak kalacak. Ve yani bir örnek vermek isterim burada. Tabii. Şimdi sanırım şu andaki öngörülerin hiçbiri bunun mevcut pandeminin Spanish flu, yani tekrar hep İngilizcesini söylüyorum, İspanyol gribi seviyesinde bir yıkıma yol açmayacağı yönünde. Çünkü 30 milyonla 50 milyon arasında bir kayıptan bahsediyoruz. Sanırım dünya nüfusunun %5'i gibi bir şey o dönem için. Yazarsak. Yalnız işin ilginç tarafı, aradan 15-20 yıl geçtikten sonra hiç kimse İspanyol gribini hatırlamıyor bile. Yani bizde mesela, bizde Osmanlı İmparatorluğu da bundan çok ciddi nasibini alan yerlerden biri. Fahri Rıfkı'nın işte bir yerlerde işte 3-5 sayfasında geçer. Hiçbir kimse hatırlamıyor. İnsanoğlu kötüyü unutmaya çok mu meyilli? Mesela Holokost, Ermeni soykırımı, bu tür kötülükleri ya da krizleri, felaketleri unutup ya da yine aynı hataları tekrarlamaya, bu açıdan biraz sorun mu var, ne dersiniz? Şöyle söyleyelim, onu mutlaka bir sorun var ama şöyle söyleyelim. Hatırlamanın siyaseti, hatırlamanın ve unutmanın siyaseti ve olanakları var, koşulları var. Yani olanağınız, ihtimaliniz ve tabii ajandası da var. Hatırlamaya ihtiyacınız varsa ve olanağınız varsa hatırlıyorsunuz. Tam tersi de doğru. Unutmak ya ihtiyacınız varsa unutuyorsunuz. Koşullar unutmanıza yönelik gelişiyorsa unutuyorsunuz. Ama bunu eğer mevcut pandemiye bağlarsak sanırım bir önemli farkı unutulmayacak olması. Yani yıkımının o kadar büyük olmamasına rağmen, inşallah öyle olacak. Yani çok büyük olmayacak yıkımı, karşılaştırmalı olarak söylüyorum tabii bunu. Ama diğerlerini biz unutabilme lüksümüz varken, yani İspanyol gribini unutabilme lüksümüz vardı, olanağımız vardı. Çünkü bir daha öyle bir, yani felaketten, o tür bir felaketten geçmeyi umuyorduk, düşünmüyorduk, atlattık diye biliyorduk. Ama bence işte hakikatle yüzleşme dediğim şu, yine aynı noktaya geleceğim.
Muhtemelen biz COVID-19 salgını unutamayacağız. Çünkü başka biçimleriyle de olsa felaketler çağında yaşadığımız veyahut da kıyameti bekler bir medeniyetin parçası olduğumuz gerçeği değişmiyor. Peki, Yıktan Türk Yılmaz'a yine katıldığınız için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.